Seviyorum. Bir gün Evet, çok inşallah güzel. filizlendirme Evet. ile ilgili de konular konuşuruz. Tamam. Bu filizlendirme başladığı anda daha bir iki güne ihtiyacı vardı ama yayına yetişmedi. Filizlenmiş nohut olabilir, mercimek olabilir. Maş fasulyesi güzel çok yakışır. Evet. Öyle olabilir. Bu hem protein açısından, dediğim gibi lifler açısından sağlıklı dost mikroplarımızı besleyen çok lezzetli ve çok doyurucu bir. Müthiş doyurucu. Ne koyuyoruz içine şimdi, sos bunu olarak? Sos olarak limonumuz var, limon suyumuz var. Ama ben her zaman salatalara ne yaparım biliyor musunuz? Böyle başka bir yerde onları karıştırıp eklemeyi tercih tamam, ederim. Öyle yapalım. Hemen öyle yapalım. Hemen evet, limonumuz, tamam, zeytinyağı, çatal biraz balzamik sirke ilave ediyorum. Ve bu ara ne olur virüslerden bizi koruyacak olan şeyler baharatlar. Baharatlar doğal bakteri öldürme özelliği vardır, virüs öldürme özelliği vardır, mantar yok etme özelliği vardır. O yüzden bu ara sumak, zencefil, zerdeçal, nane, kekik bunları bol bol tüketin. Tüketelim. Biraz da buradan zeytinyağı ben şey yaparım, çalayım. Sen de yaparsın belki kavanoza evet, koyup çalkalarım kavanozda. Şöyle... Tabii içine biraz da tuz da ilave edebilirler. Evet. Böyle sosu ayrı bir yerde çırpınca daha da lezzetli. Şöyle üzerinden mis gibi naneyi mis gibi gezdirdikten sonra. Nasıl güzel nane sonra... koktu. Süper, işte oldu. Afiyet olsun. Harika gözüktü, gerçekten öyle. Bunu bir ürün olarak kullanabilir, tüketebilirler. Şimdi neye geçiyoruz tatlım? Şimdi son olarak. Lütfen son soru varsa Müge sorabilirsin. Gerçekten Elif... çok bilgi yüklü, bilgi donanımlı. Teşekkür ederim. Şimdi ya bu tarif gerçekten çok güzel. Neden? Çünkü çocuklarımız lahanayı çok sevmiyorlar. Ya da ne bileyim çok fazla tüketmeyi sevmeyen aileler var. Ne yapıyoruz? Hemen şunu getireyim. Bir soru var Elif, ona geçmeden alalım, önce tarife. Diyor ki lahana çok gaz yapıyor bana. Bu da bize yüklenmiş bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani bir... eskiden söylenirdi ama şimdi hala da doğru mu? Yani bunu düşünürsek yapıyor bana. Doğru. Biraz da inanmak da hemen bize bir şeyleri yaşatıyor ya. Şimdi oradaki probiyotik bakteriler ürerken tabii ki belli bir oranda gaz yapma riski olabilir. O yüzden yavaş yavaş bünyeyi artıra artıra başlamalarını öneriyorum. Ama eğer kişide histamin intoleransı veya SIBO gibi durumlar varsa, yani dost mikroplar özellikle ince bağırsağa doğru çıkmaya başladıysa gaz, şişkinlik, karın ağrısı problemlerine sebep olabiliyorlar. İşte onların metodunu kitabımda yazdım. O zaman onlar bir müddet az az yiyebilirler veya elimine uzaklaştırmaları gerekiyor. Önce tedavi olacaklar, sonra başlayacaklar. Süper bilgi, evet. Süper bilgiymiş. Şimdi ben sizin için çok hazırladım. Güzel bir şey yapmışsın. Evet. Nedir bu? Meraktan öreceğim. Mantar mı dedim? Hayır, bu tamamen beyaz lahana. Hatta dün akşam böyle pişirip yayında yetişmezse diye getirdim de tabii tazeyken daha güzel gözüküyordu ama evet, sanki ben tepsinin yarısını yedim. O kadar lezzetli oluyor ki hemen söylüyorum. O kadar basit ki bir beyaz lahanayı alıyorsunuz. Böyle ince ince ama üst üste gelmesin ki fırında iyi pişmesin. Ne diyorsun? Şöyle yayarak, ilk defa görüyorum. Şöyle yayarak ama biraz şunu şöyle daha ince. Yani biraz böyle ince ince kesilmiş olursa daha da güzel olur. Hemen. Ekmek tahtamız burada. Burada ben keserim elimde. Tamam. Sen gel. Evet. Ondan sonra. Ayırmasını yapacağız hemen sadece. Yalnız ben bunun çok üzerine. Uzun elime de sana şey olmasın. Tamam. Yani bu. Üstünde biberler kalmış bıçağın bunu mı? Bunu sarımsaklı, yoğurtlu falan filan da yaparsanız eğer. Bir şey söyleyeceğim. Sanki mantı gibi oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey. Sadece yani. Patlıcan gibi olmuş. sizin için tadına bakmak istiyorum. Hiç yemediğim bir şey. Sıcakken daha da güzel aslında. Zeytinyağımıza tamamen biraz. Izgara gibi olmuş evet, bu. Evet, aynen. Biraz zeytinyağımızdan. Bu çok güzel. Bunu yapıp yani günlerinizde ay inanılmaz böyle ve çok sağlıklı. Sarımsaklı yoğurt olabilir, sarımsaksız olabilir, limon zeytinyağı olabilir. Ben ne yapıyorum? Şimdi ben buna zeytinyağı, bol zeytinyağı, ondan sonra çok az zencefil çok seviyorum ve yakıştırıyorum. Sevmezseniz ilave etmeyin ama bu kış günlerinde şimdi kar da geliyor diyorlar. Zencefilin gaz alıcı özelliği var mı? Var, kesinlikle sindirimi hızlandırır, kolaylaştırır mide bulantısını. Hatta gebelerde mide bulantısı ve şişkinlik gaz için ilk verdiğimiz şeydir zencefil. Evet. Sarımsağımız var, bir veya iki diş. Siz ne kadar seviyorsanız zeytinyağına çok az
toz zencefil ekledim. Bir iki diş ezilmiş sarımsak ekledim. Tamam. Birazcık karabiber ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Evet, evinde her şeyi hazırlamış gelmiş. İşimiz burada çok çok kolay oldu ve güzel oldu. Yani şimdi hazırı var, nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Bu çok, aynen, bu mantıktan gitmek çok daha iyi burada. Şimdi evet. Bunu ben elimde bir fırça var. Böyle fırçayla böyle hani böreği şey yaparız ya. Al, o şekilde. Al fırçadan, bol bir şey yok. Bizde şahane de var. Gel canım. Bol. Hatta bence biraz buna zeytinyağı. Yalnız bu çok güzel bir şey. Bu her şeyin yanına gidecek. İnanılmaz. Akşam lezzetli. Oturdunuz, televizyon seyrediyorsunuz, film, evet, izliyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Şöyle yanınızda Güllühan, beğendin mi bunu? Bunu Karadeniz Ereğli desem bunu yap hanımlara, oradakilere selam olsun. Az sonra Güllühan Bakar'ın iki tane projesi var. İki bölümde ayrı ayrı alacağız. Sakın sakın kaçırmayın. Bizde üç boyutlu güllü cüzdan var Gülsüm Hanım burada. Bugün projeler yıkılıyor. Oh şahane. Evet, bu bunun nedir? Üzerine ben toz parmesan getirdim. Ama elinizde diyelim ki çok güzel bir tulum peyniri var. O zaman rendeleyip şöyle üzerine tulum peyniri veya parmesanı da döktükten sonra 150 derece fırında yarım saat pişiriyorsunuz ve çıktığında nefis bir antioksidan bombası, harika bir. Yani mantar gibi. Evet. Efendim patlıcan közleme gibi, bildiğiniz közleme. Evet, çok da lezzetli, Elif, çok da faydalı. Sen bunu nereden gördün? Ben bunu nereden gördüm? Ben böyle işte araştırırken, aynen öyle, araştırıyorum. Ondan sonra bir şeylerini değiştiriyorum. Ya acaba buna zencefil mi yakışır, parmesan mı yakışır? Ya bunun içine şunu mu eklesek derken. Bravo, çok güzel. Çeşitleniyor bu tarifler. Gerçekten çok güzel. Bunu siz daha ne şekillere sokarsınız? Aynen. Gerçekten. Çıkartıp mesela hani nasıl patlıcanı közden sonra çatalla ezeriz. Bunu incecik kıyın. Evet. Ne bileyim, salat, senin yaptığın salatanın eklesinler, içine ekle. Aynen, bir etin yanına garnitür olarak dediğin gibi. Patlıcan köz gibi bunu her türlü kullanabiliriz. Evet. Aynen. Yani içine köz biber, köz domates çok koyarak. Çok da yakışır. Olmaz çok mı? Yakışır. Gülsüm Hanım ve Güllühan'dan bir şey bekliyorum. İkisi de böyle.